hüzün ve ızdırabın ele alınışıyla bir hususa dikkatinizi çekeceğim. Meseleyi oturup kara kara düşünme şeklinde anlamamak lazım. Anlamamalıyız. Anlamamanızı rica ederim. Hüzün demek kara kara düşünmek demek değildir. Şevk demek de şen şakrak, fıkır fıkır oynamak demek değildir. Hüzün demek, ümmeti Muhammed'in derdini ruhunda duymak demektir. Hüzün demek, bu kadar dert karşısında mukaddes çileyi has karışımı içimizde duyma demektir. Hüzün demek, Muhammedi yolun bir tezahürü, bir cilvesi demektir sallallahu aleyhi ve sellem. Şevk demek de yese düşmemek demektir. Aşkı yitirmeme demektir. Hizmet şevkini kaybetmeme demektir. 50 defa ordusu bozulsa, 50 defa düzeni dağılsa, 50 defa nizamı alt üst olsa, tek başına kalan bir süvari gibi küheylanı üzerinde atını mahmuzlayıp ileriye doğru atını sürmesini bilecek kadar ümidinden, aşkından bir şey kaybetmeden gözü hep cephede. İşte şevk budur. O gülme, eğlenme, hoplama, zıplama demek değildir. Bir hüzün duymaya, hüzün yudumlamaya, ızdırap yudumlamaya havadan, sudan, ekmekten daha çok muhtaçız. Bize her şeyi unutturdukları gibi bunu da unutturdular. Ağlama gibi hak kapısının kilitlerini çözecek müthiş, sırlı ve sihirli bir anahtarın yerini unutturdular bize. Allah kapılarının sonuna kadar açılmasını temin edecek kalp ızdırabı anahtarının yerini unutturdular. Her şeyi unutturdukları gibi. Ve onu yeniden bulmaya çalışıyoruz. Ben size bulduramayacağım. Çünkü kendim bulamadım. Ama o kapının önünde durur. Mevcutla o kapının tokmağına dokunur. Mevcut hüzünle o pasları eritmeye çalışırsanız Allah onu size bulduracaktır. Batıl mezhepte yürüyenin bile onun dil olduğu latife diliyle Allah'a bu kadar zaman yalvarması neticesinde Allah duygu ve düşüncelerine şehva başlamıştır. Kelimelere çok dikkat ederek, ifadeye çok dikkat ederek ve mümkün olduğu kadar düğüm düğüm arz etmeye çalıştım. Benimle aynı memeden süt emenler, benimle aynı duygu ve düşünceyi paylaşanlar ne dediğimi çok iyi anlamışlardır. Batıl bir yolla dahi olsa, dili ızdırap olan, dili hüzün olan duygunun diliyle ona yalvaranlar bugün oturmuş onun semavi sofrasında semavi yemeklerden, semavi nimetlerden istifade etmektedirler. Muhammedi yolu milimi milimine yaşayan, sırat-ı müstakimi en hassas ölçülerle yaşayan sizler bir gün bu mevzuda tam çizginizi bulduğunuz zaman semavi sofraların sırlı asansörlerle önünüze inip kalktığını göreceksiniz. O sofraların başına konacak, zevkle o nimetlerden tadacaksınız. Kur'an hakkı için tadacaksınız. Kur'an üzerine söylüyorum, tadacaksınız Allah'ın inayet ve keremiyle. Ama hüznün ve ızrabın taalluk ettiği noktalar itibariyle hüznü bir tek noktaya irca etmek mümkün değildir. Herkesin hüznü değişir ve herkes mutlaka hüznünün derecesine göre Allah'ın indinde mükafat alır. Hadisin ifadesiyle nasab, vasab, hemmu, gazap, ayağa batan bir diken, hatta terleme. Burada sizin için beşaret olabilir. Hatta terleme diyor hadis-i şerif. İbni Ebu Hatim'in rivayet ettiği bir hadis-i şerif. Vaka
Kur'an-ı Kerim'de de bu mevzuya delalet eden ayetler var. Bütün bunlar, yani başınıza gelen bir musibet, yani maruz kaldığınız bir yorgunluk, yani ayağınıza batan bir diken, yani bir damla ter, yani yolda yürürken yanlış yola girme sonra sıkılma, yani küçük bir işinizin bozulması, bütün bunlar Allah indinde derece alıp kanatlanmanıza vesile. Bütün bunlar günahlara kefarettir. Bütün bunlar ruh adına, ruha kendi gücünü kazandırma adına atılan adımlardır. Allah sizleri bu adımları atanlardan eylesin. Beni de sizin içinizde mükafatlandırsın. İnne minel zunubi zunuben la yukeffiruha illel humum buyuruyor. Günahlardan öyle günah vardır ki ona şu bu değil. Sadece fi talabil maişe. Çoluk çocuğunun rızkını temin yolunda ızdırap çekme, sıkıntı çekme ve tasa. Bu o günahlara kefaret olur. Rabbin rahmetinin enginliğine bakın. Evladu iyalinize bakma sıkıntısını çekeceksiniz. Çocuklarıma helal rızık kazanma hangi yolda olacak diye düşüneceksiniz. Bazen yol bulamayacak, ızdırap çekeceksiniz. Ve bir kısım günahlarınız var. Bu günahlara ancak bu türden hüzünler kefaret oluyor. Bir sünger gibi inip kalkıyor o günahlar üzerine. Bir silgi gibi inip kalkıyor. Ve defterlerinizi temizliyor. İsi pası bir tarafa atıyor. Dünya işleriniz bozuluyor. İflas ediyorsunuz. Memursunuz, sürgüne gönderiliyorsunuz. Maaş kesilmesine maruz kalıyorsunuz. Hizmet ediyorsunuz, işleriniz tam arzu ettiğiniz gibi cereyan etmiyor. Sefineler sizin arzunuzun istikametinde yürümüyor. Rüzgarlar istediğiniz gibi esmiyor. Ve bir kısım handikaplarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bütün bunlar günahlarınıza kefaret, sevaplarınıza kol kanat, faziletlerinize güç ve kuvvet oluyor. Kaynak oluyor. Ya bu çektiğiniz şeyler dine hizmet yolunda olursa, insanlığı kurtarma istikametinde olursa, dindaşınızı ve soydaşınızı mutlu etme yolunda olursa, çoluk çocuğunuzun medarı maişetini, geçimini temin değil, temin yolunu temin değil, İnsanlığın kurtarılmasını hedef alıyor da bu uğurda aynı şeylere maruz kalıyorsanız sizin bu mevzuda elde edeceğiniz sevabı ve günahlarınıza kefareti tasvir etmek mümkün değildir, anlatmak mümkün değildir. Siz bu halinizde Hazreti Ahmed-i Mahmud Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem iştirak edebilirsiniz. Ben sözü oraya getirmek istiyorum. Ve Berat-ı İstihlal nevinden başında fezzeke hulası halinde arz ettiğim hususlara vaktin müsaadesi ve benim de gücüm, siz de yorgunsunuz bunu biliyorum ama elimden gelseydi, gücüm yetseydi, onun hikmetine karşı saygısızlıkta bulunmasaydım, evvela kafalarınıza sizi dinlendirebilecek bir hava salıverirdim. Sonra da semanın bir tarafında saklanmış bir bulutun geminden tutar onu başınıza kadar getirirdim. Sonra da damlat bunların başına bahar yağmurlarını. Damlat gözlerinden damla damla gözyaşı dökenlerin başına. Sen de gözyaşlarını derdim. Ama bunlar elimden gelmedi, gelemeyeceği gibi. Köpeğin avlamasıyla gökten kuyruğun yağmadığı gibi. Allah'ın hikmetine de ters olabilir. Bu türlü isteklerde bulunmayı bile biz çok defa ona karşı saygısızlık sayar. Onunla pazarlığa girme manasını alır, ona hamlederiz. Onun için sıkıntınızı idrakla beraber, sıkıntıma bakın, iki günden beri sizin huzurunuza gelmek için bir yumurta ortaya koyayım diye, bir yumurta ortaya koyanların sancısı gibi, iniltisi gibi, denizin dibindeki mercanların iniltisi gibi, sancısı gibi, İki günlük bir sancıdan sonra şu kürsüde huzurunuza gelmiş bulunuyorum.
İki gün sancı çekiyorum ve çekerken de diyorum ki bütün doğumlar sancıyla olur. Analar, analarımız tam 9 ay bir sancıyla büyütürler. Kur'an hamaletu ummuhu kurhan ve vada'atu kurha. Bin bir sıkıntı içinde taşır ve bin bir sıkıntı içinde de hamlene vaz eder. Sonra bin bir sıkıntı içinde bir şey var edeceğim diye, bir şeye varlık bahşedeceğim veya var edenin var etmesine esbab planında sebep olacağım, sebep teşkil edeceğim diye o mübarek analar, şefkat kahramanları iki büklüm olur inlerler. Bir çocuk dünyaya getirmek için, onu büyütmek için, hayata mal etmek için, kendilerine mirasçı yapmak için, önce bir gül gibi kucaklarda koklayıp öpmek için, sonra civanlı civan metliği gölgesine sığınmak için, yaşlandıkları zaman bakmasına dilekçe ve müracaatta bulunmak için, ötede de evlat sevgisiyle serfiraz olmak için sıkıntılara katlanırlar. Bu mülahazayla ne olur yani, İran'dan, Turan'dan, Fizan'dan gelmiş benim bu gül yüzlü, melek gönüllü kardeşlerim için iki gün sancı çekmişim çokum sanki. Şu anda bile yine ben o sancıyı çekiyorum. Size bir şey söylenmesi lazımdı. Ben o sözü söylemeye çok niyet ettim. Heyhat, mızrabımı bam teline indirirken tel kırıldı elimde kaldı. Diyemedim, ses çıkaramadım. Bunun ızdırabını çektim. Diyeceğim şeyleri tasarlayamadım. İlim irfanın adına gönüllerinize gireyim dedim, giremedim. Kapılar, gönül kapıları haykırdı. Beyhude yorulma, sürmelidir dediler. Ve bir kenara çekildim. Başımı kalbimin üstüne koydum. Burkuldum ve inledim. Zannediyorum sizler için yaptım. Zannediyorum. Ey Rab, ey benim kalbimi bilen, ey çirkin yanlarımla, varsa minik güzel yanlarımla, beni bilen benim Rabbim. Eğer ben bunlarda yalan söylüyorsam, bu cemaati bir kere daha aldatıyorsam, sen kapı kulunu affeyle, affeyle. Ve şu kürsüleri tanıdığım, dinleyen cemaatin akşam çehresini tanıdığım günden bu yana, İçimde çözemediğim bir körlüğüm var. O düğüm üzerine kördüğüme kılıcını İskender indirmişti. Benim İskender'im, Hazreti Muhammed'in kılıcını bu kördüğüm üzerine indir. Bu bezni bizimle tamamla. Senin beslenmesini beslediğim, beklediğim şu ahir zamandaki kurabanın şiirinin beslenmesini şu talili nesillere bahşeyle. Ve eğer ben buna engel oluyorsam, Kurban Bayramı yakın, Kurban Bayramı'ndaki kurbanlık bir koyun gibi boynumu uzatıyorum. Bu kıldan incedir, istediğin an alabilirsin. Ve bunda çok rahatım. Bunda çok rahatım. Ama beni rahatsız eden bir yanım var. Size söylenecek sözleri besteleyemedim. Size söylenecek sözlere gerekli name buğdunu katamadım. Onları o derinlik içinde ya tek sesliğin derinliği veya çok sesliğin cümbüşü içinde takdim edemedim. O renkle, o kostümle, o ışıkla bu cemaatin karşısına çıkamadım. Ve sahnede bana düşen rolü hiçbir zaman oynayamadım. Senaristi dinleyemedim. Senaryoda hisseme düşeni ortaya koyamadım. Bu da benim ızdırabım. Olsun. Bir ızdırabının ızdıraplının yolundayız. Bir ızdıraplının yolundayız ki peygamberlik müessesesi, peygamberlik ruhu Cibril'in zebercetten kanatlarıyla kapısını vuracağı ana kadar dahi o
insanlığın derdiyle ızdırapla inlemiş, gâr-ı hiraya çekilmiş, Sevir mağarasına koşmuş, Medine'ye ayrılmış, bu Akabe demiş, şu Taif demiş, durmadan dolaşmış, o kadar yanmış, yakılmış, o kadar ızdırap çekmiş ki, Kur'an onun bu ızdıraplarını tadil için, فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِن۪ينَ İnanmıyorlar diye, kendini öldüreceksin neredeyse, öldürecektin. Burada bir te'dip vardı, bir itap vardı. Allah'la onun arasında böyle bir itap olabilir. Ağzım kurusun, Kur'an'ın ona itap ettiğini ben söyleyemem. Bana göre onda iltifat vardı. Allah ona diyordu ki, ey benim canım, Habibim, sevgilim, kendine bu kadar eziyet etme. Sen tebliğle mükellefsin. İnandırma, Allah'a aittir. İnneke la tehdi men ahbebte. Velakinnallaha yehdi men yeşâ. Sen istediğini hidayet edemezsin. Kalpleri açamazsın. O kilitleri çözemezsin. İmanı duyuramazsın. Evet ya Rabbi, ben de 50 senelik aczimle bunun noktalandığını görüyorum. فَلَعَلَّكَ بَاحِيُ النَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِن۪ينَ İnanmıyorlar diye ızdıraptan boğulacaksın. Hüzünden boğulacaksın. Ve Kehif suresinde şöyle diyor. فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَد۪يثِ اَسَفًا Neredeyse kendini intihar edeceksin. Esefinden, üzüntünden. Şu Kur'an ki nur efşan indi. Şu Kur'an ki semanın dili. Şu Kur'an ki Allah'ın beyanı. Şu Kur'an ki ilahi bir sofra. Şu Kur'an ki onların arasında. Şu Kur'an ki onların arasında ama yetim. Yetim. Canım çıksın. Yetim. Bir dünya onun dilini bilmiyor. Ağlıyor, bir dünya onun dilini bilmiyor. 3 asırdır yetim. Babası öldü Kur'an'ın. İslam cemaati öldü. O benim yiğidimdi. Karşıma yine gömdüler. Kur'an yetim. Ve 10 asır evvel titreyen elimden yuvarlanıp aşağıya gitmişti. Sen evvel de benim mücrim elimden. Millet onu ne zaman bıraktı? Hadisin ifadesiyle Kur'an bir vadide, onlar bir vadide. Canım çıksın, Kur'an ne zaman garip kaldı? Onu bilemeyeceğim ama bir hezeyan ve bir çılgınlıkla 10 sene evvel o benim elimden fırlayıp sizin sinelerinize çarptı. Bir dalga kırana çarpmıştır inşallah. Ben de talihsizliğe uğrayan, ben de hakaret gören, kurban olayım sana. Sizde destek bulmuştu. Size atıldı. Uyan yiğidim uykudan. Bak bağrından hala. Yıllar oldu gideli. Uyan ölüm uykusundan uyan. Ve Kur'an sahipsiz. Ve Kur'an sahipsiz. Ve Kur'an yetim. Ve Kur'an tanınmıyor.
Çığlıklarınıza kurban olayım. Çığlıklarınıza kurban olayım. Allah şahit, sizi çok seviyorum. Ölürken sizden ayrılığa üzüleceğim. Onunla o paslı kilitleri çözeceksiniz. Onunla sinelerimizde İslam'ın sesini son bir kere daha duyacaksınız. O dinleniyor. Ruhunda ruhuyla doğrulmuş, ruhu kadar pırıl pırıl Ravzasında Resulullah tarafından dinleniyor. Azizun aleyhi ma anittum harisun aleykum. Sıkıntılarınız kendisini çok sıkan, size karşı çok hırslı olan, eğilmenizden rahatsız olan, doğruluğunuza sevinç ve beşaret içine giren Hazreti Muhammed duyuyor sallallahu aleyhi ve sellem. Başında binler var şu anda. Assalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Uzaktan ya Resulallah. Hep yakını değil, uzağı da dinle ya Resulallah. Yağız atını benim ülkeme sür ya Resulallah. Başını alnı valalı, sarığını sar, mahzun ülkeler atını sür ya Resulallah. Ve çığlıklara, harfin, mahrecin, kelimelerin çığlıklara boğuldu. Surlar içinde mahzun ama Hisar Camii'nde surları yıkmak için gelinmiş arkadaşlarımın sesini duy ya Resulallah. Benimki saygısızlık, sen duyarsın zaten. Melekler sana ulaştırırlar zaten. Ve belki de cevap veriyorsun. Halimize ağlıyorsan yeter ağlama ya Resulallah. Ağlamaya söz verdik. Biz ağlayacağız ya Resulallah. Harisun aleykum. Size çok haris. Sizi görünce gözü başka şey görmez. Cennete girer de tahtlarında yan gelir oturur da, huriler perderdarlık yapar da, melekler el pençe divan durur da karşısında, bir hüzün duyar, bir şığlık duyar. Bu ses nereden geliyor ola ki? Cehennemden deyince cenneti terk eder ve oraya kadar koşar. Harisun aleykum. Size karşı çok harissiz. Gözü başka şey görmez sizi görünce. Talihlilerim, gözü başka şey görmez sizi görünce. Gözünüz başka şey görmesin ondan başka. Gözlerinizin içine başka hayal girmesin. Yalancı mumlara bütün kapıları kapayın. Ve sadece onu açın. Derdinizden anlayan ona açılın. Sinelerinizi ona şerh edin. Gamınızı ona açın. Başka dostlar anlamazlar. Yoksa derd elinden dade gelir. Feryat edersiniz de kimse dinlemez. Koca Füzuli, gamı pinhan ederdim ben. Dediler ya rakıb ruşen. Desem ol bir vefa bilmem, inanır mı inanmaz mı? Yarı iyi seçememişsin dostum Füzuli. Sen benim yarımı tanısaydın, hançer iskiden hesaplardın ve yara vefasızlık isnat etmezdin. O benimki vefa hissiyle gelinmiş, ruhuna benzeyen yeşil kubbe altında. Vefa dostlar, vefa diyor, inliyor.
yarı seçememişin. Sen benimkini görseydin, görseydin böyle düşünmeyecek, böyle demeyecektin. Derdin, ızdırabın ve hüznün her çeşidi arş-ı azamı ihtizaza getirecek. Gönüllere yeniden canlılık kazandıracak. Felç olmuş iradelere fer katacak, kuvvet kazandıracak. Her çeşidi. Herkes kendine göre eksik gördüğü şeyden dolayı inler, çığlık koparır ve feryat eder. Ben benim derdimin türküsünü söylüyorum. Benim derdimin nameleriyle iki büklümüm. Başkaları da kendi dertleriyle. Hazreti Ömer kendi derdiyle yanıp tutuşuyordu. Kendine göre derdi vardı. Benim derdimi görseydi kendi haline sevinirdi. Zeyd'e çığlık çığlık üstüne ağladığı bir dönemde bir sahabi karşısına çıktı. Eğer sahabinin hislerini ifadede terbiye müsaade etseydi, ona ağlama demeyecek, ona böğürme diyecektim. Bu şanlı sahabi Yemame'ye kadar Allah Resulü döneminde ve sonra bütün küfürle hesaplaşma meydanlarının hepsinde bulunmuştu. O orada da bulunmuştu. Ama öyle ağlıyordu ki, işte o nezaketsizliğim, saygısızlığım içinde ona ağlama değil. Eğer terbiye müsaade etseydi ona ben döyürme derdim. Ömer de ağlıyordu. Öyle ağlıyordu ki, Yemame'ye doğru dönüyor minberden. Zeyd diyordu, kokun geliyor. Zeyd orada şehit olmuştu. Ömer'den evvel turnikeye girmişti. Hidayet turnikesine. Ömer'den evvel Resul'e omuz vermişti. Ömer'den evvel Kur'an hazinesine omuz vermişti. Ve Ömer'den evvel kanatlanıp uçup gitmişti. Yine benden evvel diyordu. Yine benden evvel ölürken bari seni kaçırmasam diyordum. Ama yine benden evvel seni gidi açık göz, yine benden evvel gittin diyor ve inliyordu. Bir gün karşısına bu dev ağlamalı adam çıktı. Niye ağlıyorsun dedi Ömer ona. Ya emir el müminin sen niye ağlıyorsun? Veya o gün emir el müminin değil çünkü emir el müminin Hazreti Ebu Bekir. Ben kardeşim Zeyd'e ağlıyorum. Ağlanacak şey mi? Senin kardeşin Zeyd'in Allah Resulü'nün bayrağının altında Allah Allah diyerek şehit olduğu vuruşmada benim kardeşim karşı cephedeydi diyor. Allah Resulü'nü görmüş, tanımıştı. Dizinin dibine oturmuştu. Fakat sonra koruyamamış. Başı dönmüş, bakışı bulanmıştı. Kayıp gitmişti. Allah Resulü'nün ihbarı gaybiyle cehennemde dişi Uhud Dağı kadar büyük olanlardan biriydi. Ve sonra Ömer sesini kesmişti artık. Artık ağlamıştı. Çünkü ağlanacak onun halidir. Cephede kaybedenin haline ağlanır. Bizim ağlanacak halimiz yoktur. Ağlarız inşallah. Ama imansızlık adına değil. Herkes kendi durumuna göre bir şeyin ızdırabını çeker, bir şeyle iki büklüm olur. Ömer başını yere koyar vefatından evvel ve arkadan Eslem dinler. Başını yere koyar ve inler. Allah'ım yaşlandım artık, bu ağır yükü götüremeyeceğim. Allah'ım emanetini alabilirsin. Götürebilirdi. Acele etti. Bizi karanlıkta bıraktı. Kapı kırıldı. Fitneler içeriye sızdı.
acele etti. Ama hassastı. Kendine göre yalvarıyordu. Ve ruhunu Allah'a teslim ederken, dünyaya girdiğim gibi çıkarsa benim için talihliktir. Bir çocuk gibi doğdum, sevapsız ve günahsız. Hasenatı da yok, seyyatı da yok. Ah, böyle çıksam keşke dünyadan. Izdırabı bu. Ne zamana kadar ızdırap? İbn Abbas iyiliklerini söyleyip sonra da Allah huzurunda sana böyle olduğuna şehadet ederim deyince gayrı gam yemem, yaralı başımı artık yere koyabilirsin der. O buna göre ızdırap insanıdır. O bununla muzdariptir. Hazreti Ebu Bekir başka bir dertle kıvrım kıvrımdır. Halife seçerler. Kürsüyü kendisine verirler. Kendisi için minberin perdesini seyirirler. Hutbeyi sen oku, sikkeyi sen kes derler. Eve kapanır. O kadar pişmandır ki hüzünle evinde, ızdırapla iki büklümdür. Hazreti Ömer içeriye girince öfkeyle üzerine yürür. Ente kelleftene hazel emr. Bu işi başıma sen çıkardın. Beni sıkıntıya sen soktun. Her gün çıkar alın emanetinizi der. Bir başka gün ben eğrilirsem, ya ben eğrilirsem, ya eğri bir emir olarak bunların başında kalırsam ve bunlar beni düzeltmezlerse ne olur? Bir bedevi bir gün eğri kılıcına dayanarak doğrulur. Halife-i Ruh-i Zemine şöyledir. Ey Allah'ın peygamberinin halifesi, sen eğrilirsen bu eğri kılıçlar da seni düzeltmesini biliriz der. Yener iner minberden secdeye kapanır. Allah'ım sana binlerce hamd ve sena olsun. Binlerce hamd ve sena olsun ki Allah peygamberinin halifesi eğrildiği zaman onu düzeltecek eğri kılıç taşıyan insanlar var. Bu ne fazilettir. Bu ne yüksekliktir. Bu ne yüksekliktir ki yükseklik ayaklarının altında kaldırım taşları gibi kalıyor. O da onun derdi. Ve derd içinde kıvranır vefat ederken. Keşke Allah Resulü'ne sorsaydım. Keşke caiz değil. Fakat kaçırılmış hayırlar adına caiz. Keşke Allah Resulü'ne sorsaydım. Benden sonra, senden sonra bu iş kime kalıyor? Bunlar getirdi benim başıma sapettiler ama belki ben bu işin ehli değildim. Keşke sorsaydım. Ve bir başka keşkesi. Keşke Sakife-i Beni Saide'de alem beni seçerken, intihap ederken ben bu iş için Ömer'in elinden tutsaydım, onu öne çekseydim. İşte Allah Resulü'nün sevdiği ikamet. Buna biat edin deseydim. Ebu Ubeydetü bir cerrahı ki daha sonra Amvas'ta Hazreti Ömer döneminde şehit olacaktır. Vebadan. Ona biat etseydim, onu halife seçseydik der. Keşke ve ızdırap içindedir. Efendim, ızdırap içinde ruhunu Allah'a teslim eder. Çünkü bu istifamını çözememiştir. Çünkü bu düğümü çözememiştir. Bu babda, başka hususlarda değil. Vicdanında huzur ve itminanı yakalayamamıştır. Bu da Ebu Bekir'in ızdırabıdır. Vefat ederken ızdırap içinde bulanmış bakışlarını bir tarafa çevirir. Bir tesliğe işaret eder. O tesliği benden sonraki halifeye götürür. Ve ellerini alıp götürecekleri an içine huzur serpmişler gibi olur, sevinir. İçine huzur serpilmiş gibi olur. Arkadan gelen halife tesliği kırdığı zaman çok duymuşumuzdur. 3-5 kuruş para bulur ve bir de yazılı name benden sonraki halifeye. Bana takdir edilen maaş bana fazla geldi. Çoluk çocuğumun medarı maişeti, evimin kirası ve birkaç kuruş artıyordu. Ben de onu bu testin içinde sakladım. Benden sonraki devlet reisine. Ömer iki büklüm olur ağlar. Bu da Ömer'in ızdırabı. Kendinden sonra başkalarına Müslümanca yaşama zemin ve imkanını bırakmadı. Öyle kılı kırk yararcasına yaşadın ki mümkün değil o seviyede Müslümanlığı yakalayıp yaşamak. Ömer onun için böyle diyor. Başkaları da o Ömer için aynen öyle diyor. Herkes
kendi seviyesine göre bir şeyin ızdırabıyla iki bükümdü. Izdırap dua, hüzün münacat. Bununla kanatlanıyor ve bununla Allah'ın rahmet kapılarının tokmağına dokunuyorlar. Sizin dokunduğunuz gibi, sizin dokunmanız lazım geldiği gibi. Dokunun ve kıyamete kadar bu anlayış, bu şuur ve bu idrak içinde olun inşallah. Zira dert çok, derman yok, düşman kavi, talih zebun. Zira dost bir vefa, felek bir rahim, devran bir zükun. Dert çok, derman yok, düşman kavi, talih zebun. Bizim derdimize derman, derman arardım derdime, derdim bana derman imiş. Pinhan arardım aslıma, aslım bana pinhan imiş. Bekler idim solusan, dost yüzünü görsem de yok. Ben taşrada arar iken, o can içinde can imiş. Dertlerimizin dermanı odur, gönüllerimizin ilacı odur. Onu bulan her şeyi bulur, onu kaybeden başına bin bela bulur. Biz onu bulduksa bütün dertlerden kurtulacağız demektir. Allah zat-ı ruhiyetini, kendine olan marifeti, zatına karşı olan muhabbeti bulmakla bize her şeyi buldursun. Hikem-i Ataye sahibi ماذا فقد من وجد ماذا وجد من فقد وماذا فقد من وجد. Onu bulan ne kaybetmiştir ki ve onu kaybeden ne bulmuştur ki? Bulmuştur ben söyleyeyim. Ey büyük ruh müsaade et. O başına bin bela bulmuştur. Huzursuzluk bulmuştur. Izdırap bulmuştur. Stres bulmuştur. Ahiret endişesi bulmuştur. Biz onda bir huzur bulduk. Bir başkası da derdi derunuma derman arardım. Dediler derttir dermanın senin. Izrabınız derdinizin dermanı. Dergah-ı dildara kurban arardım. Dediler kurbandır canın senin. Canınızı kurban sayın. Kitmir'in bir anlık ruh aleti içinde. Kurban bayramı satım ayininde. Boynum kurbanlık koyun gibi inkiyar içinde. Siz de öyle deyin ve uzatın boyunlarınızı. Eğer o kurbanlar yerine alınacak kelleler bizim bu kellelerimiz olsaydı, hayvanlar kesilirken yüreklerimiz belki oklar, kellelerimizi verirken inşirah duyacaktık. Çünkü o sayede sana kavuşacaktık. Eğer o kötü bir şey olsaydı, benim Hamzam sana gelirken bağrından bir mızrak yiyerek kanatlanmazdı. Eğer o kötü şey olsaydı, Mus'ab'ın bir ağaç gibi budanarak sana gelmezdi. Eğer o kötü şey olsaydı, İbn-i Cahş kütükte doğranan et gibi doğranarak sana varma yolunu seçmezdi. Eğer o kötü şey olsaydı, Ömer bağrında hançer, eli yarasında, kanayan yarasında sana öyle gelmezdi. Eğer o kötü şey olsaydı, vücudundan fışkıran kanlarla sakalını boyayan Hayder-i Kerra, Şah-ı Merdan kan kırmızı rengiyle sana gelmezdi. Eğer o kötü şey olsaydı, Zünnureyn Osman, sahibi Kur'an, ondan beri de Kur'an'ın bağrında nalan, Hazreti Osman kanlar içinde sana gelmezdi. Boynunuzu kurbanlı koyunlar gibi inkiyat ve teslimiyet içinde uzatın. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ İbrahim de İsmail de ikisi de boyunlarını uzattılar, inkiyat ettiler. Biri kes diyordu, öbürü de bıçağını çalıyor, ah diyordu. Ve bu bir inkiyat, bir teslimiyet. Allah tabiatı ters yüz edecek değildi. Allah fıtratın kanunlarını alt üst edecek değildi. Ve hele Allah Erhamurrahim'in. İnsan bu kadar ona yaklaşınca
teslimiyetini iliklerine kadar duyunca Allah'ın orada imdada yetişmemesi mümkün değil. Ama siz teslim olun. Teslim olun. Teslimiyetin yolunu unutmuş benim gibi kimselere teslim olma yollarını gösterin. İşte böyle teslim olunur deyin. Dönün bana bakın da böyle teslim olunur deyin. Dünya bu teslimiyet tablosunu bekliyor sizden. Bu da ayrı bir gönlün ızdırabı, Ömer'in ızdırabı. Nisbet yesi izafi terkiplerden şöyle şekilde ifade edilir. Bekri, yani Ebu Bekri ızdırabı. Ama değişik seviyelerde yine ızdırap vardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk seferi için bütün sineleri coşturmuş, herkesi bu sefere hazırlanmaya ve metafizik gerilime davet ediyordu. Herkes gerilim içindeydi. Herkes ben şununla geldim diyordu. Bir şey olmayanlara da bir şeyler veriliyordu. Civanmertlerin civanmerdi, cömertlerin cömerdi, evindeki her şeyi de vermiş, cihada hazırlananlara zat ve zahiri olarak dağıtmış ve yanında hiçbir şey kalmamıştı. Kuyruk olmuş geliyorlardı. Kuyruğun sonundakiler ve bunlardan sadece iki bahtiyar isim müsaadenizle arz edeyim. Ebu Ya'la, Abdullah İbni Muğaffer. Dilencilik yapar tasadduk ederlerdi. Hiçbir cepheyi kaçırmazlardı. Nerede bir cephe oluşur, teşekkür ederse o cephede bulunurlardı. Kuyruğa koşmuşlardı ama kuyruk bitmeden canım çıksın, Resulullah'ın yanında her şey bitmişti. Ve geriye dönüyorlardı. Gözleri dolu doluydu ama onu benim gözlerimde bulamazsınız. O başka bir doluydu. وَعَلَى الَّذ۪ينَ اِذَا مَا اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ Şu sigaya çekilmeyecek. Onlar da çekilmeyecek, hatta mükafat alacaklar ki sana geldiler ve dediler, ya Resulallah, kuyruktayız, bize de bir imkan ver, bir kılıç ver, bir kılıç ver ki biz de Allah yolunda cihad edelim. Sana yaklaştıkları an kılıç da bitti, kalkan da bitti, at da bitti, eğer de bitti, zat da bitti, zahire de bitti. Alan aldı gidiyordu. Cihada gidemeyeceğiz diye tevellev ve a'yunuhum tefidu minel dem hazenen an la yecidu ma yuntikun. Döndüler, gözleri dolu doluydu, nutukları tutulmuştu, ağlamaya güçleri kalmamıştı. Bir onları bilseydim Habibim diyor, ne haldir. Kur'an destanlarını yazıyor, bir bilseydim. وَاَعْيُنُهُمْ تَف۪يدُ مِنَ الدَّمْرِ حَزَنًا حَزَنًا Hüzünden bahsediyoruz. حَزَنًا اَلَّا يَجِدُوا مَا يُفِقُونَ Ruhlarını bir hüzün sarmıştı ki niye yoktu bizim? Olsaydı biz de cepheye gitseydik. Olsaydı sarf etseydik. Olsaydı savaşsaydı. Olsaydı Allah Resulü'nün iştirak ettiği yerde biz de bulunsaydık. Ve Allah diyor ki bir görseydin, bir baksaydın, gözleri ne doluydu onların. Bir başkası başka vadide, hiçbir şey yoktur. Belki cihada gidecek gücü de yoktur. Belki oraya kadar atılmış gelmiştir. Eğer ille de cihada gideceğim dese, Ebu Talha gibi ve İstanbul'a kadar, Türklere İstanbul'un fethedilmesi mevzunda yol gösteren Hazreti Halid bin Zeyd, Ebu Eyyub'un Ensari gibi atının üzerine bağlayıp öyle getireceklerdi. Ve işte öyle. Öyle fikren hazırlanmak için hazırlanmış. Ama binecek atı merkubu yoktu. Şöyle diyordu. Allahümme ente emerteni bil cihad ve rarrabte fihi thümme lem tec'alni en etecehhez em etekavva bihi وَأَنَا أَتَصَدَّقُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمَةٍ بِمَظْلِمَةٍ بِمَالٍ وَجَاهٍ وَجَسَدٍ وَعَقْسٍ Allah'ım ne yapayım ben?
Sen cihadı farz kıldın. Sonra tergip ettin. Sinelerimizi coşturdun. Yüreklerimizi hoplattın. Sonra ben tamamım. Ben tamamım ama yürüyecek halim yok. Ben tamamım ama binecek merkubum yok. Ben tamamım ama zat-ı zahirem yok. Allah'ım, çok dertliyim. Çok hüzünlüyüm. Çok gamkinim. Vursan bıçağı kanım çıkmaz. Ne yapayım ben? Şöyle yapmak aklıma geldi. Allah'ım, dünden bugüne kim bana zulmettiyse, ırzım mevzuunda, malım mevzuunda, cesedim mevzuunda, ben onları sadaka olarak dağıttım. Allah'ım, burada ve orada bir hak iddiasında bulunmayacağım, dedi. Hüznünü teskin etmiş miydi, etmemiş miydi bilemeyeceğim. Mescid-i Nebevi'ye gelince ön saflarda yerini almış oturuyordu. Muhbir-i Sadık'ın nur efşan çehresi, kurban olayım senin çehrene ben. Mescid içinde birilerini aradı. Aradı ve dudaklarından lalü güher gibi şu sözler: Eynel mutasaddik tâzihil leyle. Bu gece varlığını tasadduk eden nerede? İlk defa anlaşılmadı. Anlaşılmadığı için uzakta kalkmadı yerinden. Tekrar buyurdu: Eynel mutasaddik tâzihil leyle. Bu gece bir müthiş sadaka, bir sırrı sadaka, bir sihirli sadaka. Bu sadakayı veren yok mu içinizde? Tekrar ve tekrar. Edeb insanı kalkmıyor yerinden. Ve nihayet kalktı. Başını büktü. Efendi karşısında öyle bel kırılır, boyun bükülür. Boynumu büküyorum ya Resulallah. Büküyorum ya Resulallah. Büküyorum ya Resulallah. Ben dedi ya Resulallah, ebşir, ebşir. فَوَلَّذ۪ي نَفْسِ بِيَدِهِ قَدْ كُتِبَتْ ف۪ي زَكَاتِ الْمُتَقَبِّلَ. Seni müjdelerim. Ne mutlu sana ki, müjdeler olsun sana ki, sen zekatı kabul edilenler arasında yazıldın. وَيَا قَدْ كُتِبَتْ هَذِي الصَّدَقَ ف۪ي كِتَابَةِ الصَّدَقَةِ الْمُتَقَبِّلَ. Senin sadakan hüsnü kabul gören, hora geçen sadakalar arasında yazıldı. Bu da o zatın ızdırabı. Görüyorsunuz ya, ızdırap paslı kilitleri söküyor. Ve senin ızdırabın. Yıllar geçiyor ki aylar bize hep Muharrem oldu. Muharrem ayı, Kerbela ayı, Efendiler Efendisi Hazreti Hüseyin'in ahvadıyla beraber şehit olup Revan Nehri'nin kanlarla çağlayıp aktığı ay. Revan arkada kaldı. Bugün Mahi Muharrem'dir. Bir hak dostu muhibbi hanedan ağlar. Bugün eyyam-ı matemdir. Bugün ağabı Revan ağlar. Revan Nehri kan ağlaya dursun. Fakat o gelsin, benim milletimin ızdırabına karşı kan nasıl ağlanırmış onu görsün. Ve dertli şair, İstiklal Harbi şairi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhaniyetine sığınarak kasesinde şu sözler: her damlası insanın yüreğine bir kan gibi damlayacak şu sözler: yıllar geçiyor ki ya Muhammed, aylar bizi hep Muharrem oldu. Dün gece ne güneşli geceydi. Eyvah, 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 o da leyli matem oldu. Siz alem-i İslam'ın, Türkistan'ın, Özbekistan'ın, Mengüşistan'ın, Azerbaycan'ın, Tataristan'ın adlarını sayıyorum. Melek adı gibi kabul eyle Rabbim. Eyle de dertlerine deva eyle Allah'ım. Ve Bulgaristan'daki soydaşım, Yunanistan'daki soydaşım, dindaşım, Romanya'daki soydaşım, dindaşım, Macaristan'daki soydaşım, dindaşım, gözlerinin yaşı bitip de kan ağlayan soydaşım, dindaşım. Yıllar geçiyor ki ya Muhammed,
aylar bize hep Muharrem oldu. Sen söyle ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bizim için ayların başka türlü olması mümkün müydü? Dün gece ne güneşli geceydi. Eyvah! O da leyli matem oldu. Çiğnen halini fehfaki şerrin, namusa yabancı mahrem oldu. Allah için ey nebi masum, Allah için ey nebi masum. Bir de bu kesik ses, bozuk nefes, mızrap kırık hesabına. Allah için ey nebi masum, ümmeti bırakma bir kez. Bizleri bırakma mazlum, bizleri bırakma mazlum. Allah sana Kur'an'da مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى diyor. Allah sana küsmedi ve seni terk etmedi. Küsme bize ya Resulallah. Terk etme bizi ya Resulallah. İki asırdır bunun icranını yaşıyoruz. Ve müsaade buyur. Son çığlığım Fatiha'dan evvel bu olsun. Artık bittik ya Resulallah. Ben de bittim ya Resulallah. Hiçbir şeye burnumu sokmadım. Burnum bu işin içinde olsun dedim ama onu da beceremedim ya Resulallah. Ama ümidimi yitirmedim. Şu çığlıkların arkasında gelecekte doğacak büyük tarlakaları vicdanım bugünden duyar gibi oluyor. Yağız delikanlar, yağız atlar, gittikleri gibi dönecekler. Ve son mısralarımı her satırına bir damlacık gözyaşı, işte buna güllak derler. Ben o mısraları bununla yazmaya çalıştım. Tıpkı rüyalar olduğu gibi diril gel, diril gel. Diril gel, beyaz atın üstünde bir sabah erken gözlerimi kapamış senin nurlu silüetini süzerken tıpkı rüyalar olduğu gibi Allah aşkına, Resulullah aşkına diril gel, yeter artık diril gel, Kur'an aşkına diril gel. Kader yoluna su serpsin. Allah ayağını kaydırmasın. Talih yüzüne gülsün. Talihin aydın olsun. Ecdadın öbür cephede seni bekliyor. Şerefle kucaklaşmak sana nasip ve müyesser olsun. Lillahil Fatiha. Hocamız söylediler, en küçük tehlike, rahatsızlığa, kıyam gibi şeylere sebebiyet verilmeden Allah'ı Resulullah'a hoşnut etmek istiyorsanız, sonra da bu mücrim kardeşinizi, yol bu, yöntem bu. Allah zerrat-ı kainat adedince sizden razı olsun.